Herkese merhaba. Gene bir gibi yedim videosuyla daha sonunda karşınızdayım. Bugünün gibi yiyeceğimiz ismi Sonnefruit. Bu kızcağız Hollandalı olduğu için böyle ismi bir garip okunuyor. Kendi videosunda ismini tekrarlıyor, o yüzden onu ben de tekrar etmeye çalışıyorum ama gene de yanlış söylemiş olabilirim. Şimdi bilmeyenler için bu kızcağız kim? Bu kızcağız bir Victoria's Secret modeli. Evet, ikinci gibi yediğimiz Victoria's Secret modeli olacak. Ve bugünkü menümüz beni çok heyecanlandırıyor. Böyle çok iştah açıcı duruyor. Siz de göreceksiniz zaten birazdan. Ve ben son günlerde beslenmem benim genelde direkt işte böyle hazır nugget, noodle falan şeklinde olduğu için doğru düzgün bir şey yemek için sabırsızlanıyorum gerçekten. What I eat in a day? I start with this big cup of water. I literally finished the whole thing. And because it's really early in the morning, I also made myself a little coffee, an Americano with some oat milk. Şimdi ilk olarak günümüze kocaman bir bardak su içerek başlıyormuşuz. Cheers. Bu arada ben bu videoları çekerken normalde bayağı erken uyanıyorum. Hani 9 gibi falan benim için bayağı erken. Bugün de gene 9'a alarm kurdum. Hatta böyle 7.30'da falan da böyle tuvalete kalktım. Baktım dedim Allah kahretsin sadece 1.5 saatim kalmış. Ondan sonra o uykulu halimle ne yaptım bilmiyorum. Alarmımı kapattım. Yoksa alarmı hiç mi doğru düzgün kuramamıştım? Ama alarm çalmamış. O yüzden şu anda saat 11.30. Çaktırmamaya çalışıyoruz. Çünkü bu videoyu bugün çekmem lazım. Biraz geriden giden bir öğün saatlerimiz olacak. Biraz dediğim işte böyle bir 2.5 saat falan. Ama yani sesimden de anladığınız üzere hala uyanamıyorum. 11.30 bile erken benim için. Kaçta uyudum ben? 6'da falan uyudum. Çok kötü bir uyku düzenim var. Sudan sonra da bir kahve içiyor. Biliyorum bazı insanların sabah kalkar kalkmaz yaptığı ilk iş kahve içmek ve ama benim şu an gerçekten aç karnına hiç kahve içesim yok. Ama tabii ki de içeceğim. Tabii ki de içeceğim. Hava çok soğuk. Daha doğrusu bizim ev çok soğuk. Donuyorum. Evet, üstüme bir şey giyeceğim. Şu an sadece suyu kettle'a koyacağım diye titriyorum. Kıza takma bir isim koyalım bence. Ben sürekli ismini söylemeye çalışıp rezil olmak istemiyorum. Ne koyalım? Sena. Sena. Şimdi Sena kahvesini Americano olarak içiyor ama benim şu an açık sütüm yok sanırım. Bir dakika bakacağım. Evet, yok. O yüzden ben normal siyah kahve olarak içeceğim. Işıkları ayarlamaya çalışıyorum. Ve bu sırada da kahvaltımızı hazırlayacağız. I love to have a breakfast with a smoothie. Today I'm going to make a green smoothie. Some frozen spinach, some frozen broccoli, one banana, half an avocado, one teaspoon of flaxseed, half oat milk, and then I use half water, organic hemp protein. My morning smoothie is finished. Şimdi kahvaltı için bir smoothie yapacağız. Öncelikle biraz donmuş ıspanak koyuyoruz. Sena Hanım'ın dediğine göre taze ıspanak da koyabilirsiniz ama aroması daha çok geliyormuş ıspanağın falan eğer taze koyarsak. Allah. Sonra gene donmuş brokoli aynı sebeple donmuş. Ondan sonra bir yarım avokado. Oha ne güzel çıktı bu kadınından. Bir defa böyle koyu renkli avokadolardan aldım da. Bir adet muz koyacağız. Bir kaşık keten tohumu. Onun koyduğu keten tohumu benimkinden biraz daha farklı duruyor. Okay. Şimdi Sena Hanım şey koyuyor. Yulaf sütü. Ama ben yulaf sütü bulamadım. Gerçekten bulamadım. Badem sütü var bende. Badem sütü aldım. Ondan koyacağım. Böyle tabii ki de minnak bir paket aldım. Çünkü videonun ilerleyen saatlerinde bir de Hindistan cevizi sütü lazımdı. İkisini birden alırsam benim banka hesabım bana der sen ne yapıyorsun? O yüzden hani bir tane büyük Hindistan cevizi sütü aldım. Bir de minnak işte bunun için böyle
küçük badem sütü aldım. Bunu da Hindistan ceviziyle yapabilirdim ama o iki farklı süt kullanıyor diye ben de iki farklı süt kullanmak istedim. Niye bunu böyle koyduysam? Bir dakika tadına bakacağım. Biraz kahveme de koyayım. Bir gün kendi badem sütümü falan filan yapmayı da deneyeceğim. Ve son olarak da protein tozu kullanıyoruz. Tabii ki onun kullandığı protein tozu aromasız, tatsız bir şey. Ama ben öyle bir şey bulamadım. Küçük paket olarak bulamadım. Daha doğrusu büyük paket olarak da görmedim öyle bir şey. Neden bizde protein tozları hep böyle işte çilekli, çikolatalı falan? Ya da bilmiyorum, ben öyle denk gelmiş de olabilirim. Macro Center'da böyle protein tozları var. 6 lira falan böyle küçük paketi. Onlardan aldım. Çikolata aromalı. Evet biliyorum bu çok şekerli bir tadı var falan filan ama yani hiç koymamak mı, bunu koymak mı arasında sanırım bunu koymayı seçeceğim. Aldım çünkü. Ve şu an karıştırılmaya hazır olmuş durumda. Şimdi smoothie'mi hazır. Gösteriyorum. Böyle. Onunki böyle baya baya yeşil oldu. Fıstık yeşili. Benimki proteinden sanırım böyle biraz grimsi bir yeşil oldu. Ve içinde hala işte ıspanak, brokoli parçaları falan var. O da blender'dan. Benim blender'ım fazla güçlü değil. Kullandığım sütten de olabilir. Gerçi böyle bir garip bir tat var. Tamam, yeşilliklerin tadı hala geliyor donmuş olmalarına rağmen. Ve badem sütünün tadı geliyor. Muzum sanırım çok tatlı değilmiş. O yüzden biraz bir tatlılığı eksik. Yani muhteşem bir smoothie mi bence değil. Ama içilir, yenir. Ne yaparsınız? Yer misiniz? İçer misiniz smoothie? Bu içilecek bir kıvamda değil çünkü. 10 üzerinden 5. Duygu Özaslan hanımefendinin smoothiesi çok daha lezzetliydi. Öğle yemeğinde görüşürüz. Bu menü için heyecanlı olmamın sebeplerinden biri de ara öğün olmaması. 3 öğünümüz var. 3 öğün yiyeceğiz, bitecek. Bana ara öğünler çok fazla geliyor çünkü. O yüzden öğle yemeğinde görüşürüz. Şimdi ben bu video için alışverişi aslında dün yaptım. Hatta önce bir dışarı çıktım. Migros sanal markette bulamayacağım şeyleri dışarıdan aldım. Sonra geldim sanal marketten siparişimi verdim. Ama ondan sonra beni aradılar. Dediler ki Başak Hanım, tatlı patatesimiz kalmamış. Ve benim de öğle yemeği için tatlı patatese ihtiyacım var. Ama tatlı patatesimiz yok. O yüzden şimdi aslında yerine başka bir şey de koyabilirim ama olabildiğince yakın olsun, aynısı olsun diye şimdi çıkacağım ve markete gideceğim ve tatlı patates alacağım. Ve bu market de birazcık böyle uzakta metro ile gideceğim bir market olacak. Çünkü bu çevrede benim evimin yakınlarında tatlı patates bulabileceğim bir market yok. Ama orada da bulamazsam bütün İstanbul'u gezmeyeceğim. Kusura bakmayın. Normal patates alacağız, onunla yapacağız. Evet, sadece tek bir tatlı patates için şu an sizin için markete gidiyorum. Ve size klip çekmeye çalışırken de metroyu kaçırdım orada. İlk önce şansımı Metro City'de denedim. Metro City'deki Migros'a gittim. Ama maalesef orada tatlı patates yoktu. O yüzden bir yana geçtim. Kanyon'a. Kanyon'daki Macro Center'a gittim. Bu arada bunların hiçbir reklam değil. Ve burada şansım yaver gitti. Ve tek bir tatlı patatese tam olarak 9 lira verdiğim için lütfen o beğen butonuna tıklar mısınız? Çok teşekkür ederim. We are going to make a macro bowl, which is one of my favorite lunch dishes. It basically means a macrobiotic bowl, which means a well-balanced plate. So on top of the mesclun, I'm going to add some sweet potatoes for carbs, beets for antioxidants, tomatoes and cucumber, red beans for extra protein and carbs, tofu for protein, and an avocado for extra fat. I add some extra lemon juice to the dressing, and I add this to the bowl. For topping, I add some hemp seed. Şimdi öğle yemeğinde makro bowl, yani makro kasesi yapacağız. Bu da böyle dengeli bir kase. Hani içinde hem vitamini hem proteini hem işte lifi mifi her şeyi dengeli bir şekilde olan bir kase. İhtiyacımız olanlar: bir tane tatlı patates. Tanesi 9 lira. Like atın diye söylüyorum bunu. Lütfen gittim market gezdim. 9 liralık şu patatesi alabilmek için lütfen beğene basalım. Neyse, ondan sonra bir adet pancar, bir adet salatalık, bir adet limon, bir maskulin salata yeşillik olayı,
tahin, sarımsak, tofu, zeytinyağı, domates, haşlanmış kırmızı fasulye ya da direkt kırmızı fasulye kendiniz de haşlayabilirsiniz. Niye bunu belirttim bilmiyorum. Tuz, karabiber, domatesi söyledim mi bilmiyorum. Soya sosu bu. Bizim yemek söylediğimizde yanında gelen artan bir soya sosu ekstradan almadım. Yeterli zaten, o kadar ihtiyacım var. Ondan sonra chia tohumu aslında Sena Hanım kullanmıyor. Ne kullanıyor? Kenevir tohumu kullanıyor. Ben onu bulamadım. O yüzden onun yerine chia tohumu koyacağım. Ve bir adet pişirme kağıdı. Neyse, ben ilk olarak bu kesilecek olan her şeyi bir keseyim. Öyle size geri döneyim. Şimdi bütün malzemelerimiz burada. Bu arada ben az önce avokadoyu söylemeyi unutmuşum. Avokadoya da ihtiyacımız var. Öncelikle fırınımızı 200 dereceye ısıtıyoruz. Ondan sonra acaba bir fırın tepsisine ya da benim gibi böyle bir borcama fırın kağıdını koyuyoruz. Ben de böyle kaseler dolusu tatlı patates ve pancar var ama büyük ihtimal hepsini bu kasede kullanmayacağım ama gene de hepsini yapacağım. Sonra kalanı dolaba koyarım. Ertesi gün yarın yerim falan diye. Sonra bu sebzelerin üstüne, sizi biraz yaklaştırayım, beni görmeyin, masayı görün. Şimdi bu sebzelerimizin üstüne biraz zeytinyağı döküyormuşuz. Sonra biraz da tuz ve karabiber serpiyormuşuz. Ve tatlı patateslerin üstüne bir de sarımsak tozu döküyor. Ama bende sarımsak tozu olmadığı için sarımsak kendisini böyle serpiştireceğim biraz. İki diş sarımsak var ama sanırım çok fazla bile. Neyse, sonra bunu fırına koyuyoruz. Bir yarım saat falan fırında pişecek. Şimdi de tofumuzu marine edeceğiz. Onun için 2 yemek kaşığı zeytinyağı ve benim restoranlardan kalmış olan minnak soya sosumu karıştırıyoruz. Ve bu tofuların üstüne döküyoruz. Sosu az mı oldu ne? Ve bu böyle 15 dakika falan marine olacakmış. Ben şunu iyice karıştırayım da sanki bazılarına dokunmadı gibi oldu. Şimdi de harika acı. Sosunu yapacağız. Sosu için 4 kaşık tahin diyor. 1 2 3 4 2 kaşık zeytinyağı, 1, 2, karabiber ve tuz ve birazcık da limon suyu. Çok acıktım ve güzel olacak gibi geliyor, o yüzden heyecanlıyım. Şimdi bu marine edilmiş tofularımızı tavada biraz kızartacağız. Aşırı samimiyiz çünkü kamerayı ayarlamaya üşeniyorum. Ama tatlı tofu bir kere yedim sanırım ve beğenmemiştim. O yüzden sadece yemeğin bu kısmıyla biraz endişelerim var. Size dizlerimde anlatacağım hem bunları hem kendimi kadraja sokabilmek için. Şimdi burada o salatamız neydi adı? Maskolin mi ne? Salatadan koydum ben bir kaseye. Şimdi onun üstüne koyacaklarımızın hepsi burada. İşte tatlı patates, pancar, tofu, domates, salatalık, fasulye, sosu ve avokado olmak üzere. Artık tahminen bununla vitaminimizi alacağız. Sonra buradan proteinimizi alacağız. Tofudan. Buradan karbonhidratımızı ve bir şeyimizi, bir şeyler diyordu. Onları ben izleyip size anlatırım. Ondan sonra pancardan antioksidan mı alıyorduk? Bir şey alıyorduk. Buradan da bir protein alıyorduk galiba, fasulyeden. Şöyle koyayım. Sonra domates, salatalık. Ondan sonra ortaya avokadomuzu koyacağız. Ben onu birazcık böyle parçalara ayırıp koyacağım. Neyse, ondan sonra sosumuzu döküyoruz. Oh! Kenevir tohumumuz olmadığı için üstüne chia tohumu döküyoruz. Tada! Güzel duruyor. Bayağı güzel duruyor, böyle renkli renkli. Ama arkadaşlar şu an tabağımda 50 liradan fazla var. Neyse, deneyelim bakalım. Önce şu tofuyu merak ediyorum.
İlk ağzıma attığımda iğrenç. Sonra biraz alıştım. Ama sonra son anda o sonradan gelen tadı gene beğenmedim. Belki bunu böyle karıştırınca onun tadı o kadar şey olmaz ama Sena hanımefendi şey yapıyor. Tek tek yiyor hepsinden. Ve böyle bir tek tek deneyeceğim. Ondan sonra ben kendi istediğim gibi yiyeceğim. Gibi yedimlerde sadece sağlıklı besleniyorum. Sanmayın beni böyle yiyorum her gün. Dün ne yedim? Hazır noodle A101'den. Bir de şey fırına patates koydum. Yanında da kola. Buydu dünkü akşam yemeğim. Ama tatlı patatesi seviyorum. Türkiye'de yiyemiyoruz tabii ama seviyorum dediğimde sanki hayatımda kaç kere yedim. En fazla 3 bu 4. falandır belki. Ama normal patatestense tatlı patatesi ben daha çok seviyorum. O sos güzel ama bayağı o sos ağır basıyor. Hani diğer şeylerin tadı çok gelmiyor. Direkt tahin tadı geliyor bana. Okey, ben şimdi bunu karıştırarak yiyeceğim. Çünkü böyle tofuya dayanamayacağım. Bitirdikten sonra size son düşüncelerimi ve puanımı falan paylaşırım. Sizi güncelliyorum. Karıştırdım her şeyi. Ve tofuları çıkardım. Çünkü dayanamadım. Eğer siz böyle bir şey yapmak istiyorsanız makro bol gibi ve tofu benim gibi sevmiyorsanız tofu yerine sanırım işte tavuk, balık, et falan koyabilirsiniz diye düşünüyorum. Yanlışsam yorumlarda düzeltin. Ama tofu gerçekten benlik bir şey değil. Ve geri kalanı için de hani yemek için yiyorum. Zevk alarak yemiyorum. Maalesef. Çok güzel durmasına rağmen. Tadı biraz yavan. Böyle puan verecek olursam 10 üzerinden 3'den 4. Hani 3 ama görüntüsü çok güzel göründüğü için ve sağlıklı olduğu için 4. İkinci güncelleme. Kasenin içine böyle bir çeyrek limon falan sıktım. Şu an 5 kat daha güzel oldu. Demek ki benim ihtiyacım olan şey ekşilikmiş. Ekşilik eksikmiş bu yemekte. Limonla ve tofusuz puanım buna 7 falan. Bayağı değiştirdi. Okay guys, it is dinner time. For tonight, I am going to make a turmeric chicken pineapple curry. We're gonna serve this curry with brown rice. Sıra geldi akşam yemeğine. Akşam yemeği için menümüzde kepekli pirinç, daha doğrusu esmer pirinç. İkisi de aynı şey değil mi? Yanlış bir şey almış olmayayım, neyse. Esmer pirinçten pilav ve böyle bir tavuklu, ananaslı, sebzeli, körili, zencefilli, zerdeçallı bir tavuk yemeği mi denir ona bilmiyorum. Öyle bir yemek var. Yani çok umuyorum ki bu yemek beklediğim gibi olur. Kulağa bence güzel geliyor. Köri, ben severim zaten körili tavuk. Sık sık yaptığım bir şey. Ama şimdi bunun içine bir de işte zencefil, ananas, zerdeçal falan girince de ve Hindistan cevizi sütü. Böyle daha bir değişik, egzantrik bir şey olacakmış gibi. Bakalım, neyse. Şimdi size malzemeleri sayıyorum. Pilav için normal pirincimiz gerekiyor. Yağ, tuz. Ama pirince bu arada eğer esmer pirinçten pilav yapacaksanız ölçüsü 1'e 2 değilmiş, 1'e 3'müş. Yani bir bardak pirince 3 bardak su koyuyormuşuz. Bunu da öğrendiğim iyi oldu. İyi ki kontrol ettim. Yoksa ben normal pilav gibi yapardım. Ondan sonra diğer yemeğimiz içinde soğan, sarımsak, tavuk, ananas. Çok garip bir ses duydum şu an. Evde yalnızlığa tırsıyorum birazcık. Kedidir deyip devam ediyorum. Kabak ve kırmızı biber, Hindistan cevizi sütü, zeytinyağı ve baharat olarak da tuz, pul biber, karabiber, köri ve zerdeçal. Şimdi ben gene kesilecek olan malzemeleri kesip hazırlayıp size geri dönüyorum. Buna biraz yağ koyuyoruz. Tabii bazen tereyağlı da yapıyorum ama bugün sağlıklı beslendiğimiz için sıvı yağ. Ne yağı bu? Ayçiçek yağı. Tavuk için de zeytinyağını koyuyoruz. Biraz. Ondan sonra yıkadığımız pirinci tenceremize ekleyip onu biraz kavuruyoruz. Sonra başta da dediğim gibi 3 ölçü su koyuyoruz. 2, 3 ve turumuzu ekliyoruz. Bu sırada buraya soğanımızı da koyuyoruz. Kaynayınca pilavın altını kısıyoruz ve pişmeye bırakıyoruz.
Acık kavrulan soğanlarımıza şimdi sarımsak ekleyeceğiz. 2 diş sarımsağımızı ekliyoruz. Bundan sonra tavuklarımızı ekliyoruz. Ve zencefil. Bir tatlı kaşığı zerdeçal. Bir tatlı kaşığı da köy. Bunu ekliyorum. Burada biraz karabiber ekliyorum. Ve sebzeler ekliyorum. O Hindistan cevizini böyle tenekeden koyuyor ama ben böyle kutu olarak aldım. Tadına da bir bakayım. Hani Hindistan cevizi sütünün tadı daha çok böyle Hindistan cevizi aromalı su gibi. Sonra ananası ekliyoruz. Birer kaşık daha zerdeçal ve köri. Ve o biraz acı sevdiği için cayenne pepper diye bir pepper, biber ekliyor. Bir pepper ekliyor. Bu da aslında Arnavut biberi. Ama toz halinde. Ben de olmadığından pul biber koyacağım. Birazcık. Ben de severim acı çünkü. Ve bunu pişirmeye bırakıyoruz böyle bir 10 dakika falan. Şuna bakar mısınız? Bir orduluk yemek çıktı. Ne yapacağım ben bu kadar yemeği? Yani yerim, sıkıntı değil ama ya beğenmezsem? Evet, akşam yemeğim tabağımda böyle görünüyor. Evet, tadına bakalım bakalım Senacığım. Ya böyle bir kereviz kokusu geliyor bana. Esmer pirinçten mi yoksa şu zerdeçal zencefil falan olayından mı? Ya da psikolojik olarak bu ananasın ben kerevize benzediğini düşündüm görüntü olarak. İnşallah beğenirim çünkü aşağıda tencerede bir orduyu doyuracak kadar daha var bundan. Fena değil. Esmer pirincin tadı kötü. Bulgura benziyor biraz. Ama çok kötü değil. Normal, idare eder. Ben biraz acısını fazla, tuzunu biraz az koymuşum galiba. Bu benim suçum ama tatların beraber uyumu hoş. Gurme Başak konuştu. Ama ananası meyve olarak yemeyi tabii ki tercih ederdim şu an. Ananas keşke biraz ayırsaydım. Çok zor buna puan vermek ya. Hani kötü değil, yenir gayet. Ama wow da olmadım. Ama şimdi 5-6 versem sanki ekstra bir kusur bulmam gerekiyormuş gibi geliyor. Çünkü neyden kırdın diyeceksiniz. Yani öyle belli bir şeyden de kıramıyorum. Ne vereyim o zaman, 7 mi vereyim? 6 vereyim. 6 yeter. Ama yani bugünkü yemeklerden ben gerçekten çok ümitliydim. Nedense kız yaptığında bunları çok güzel duruyor. Çok güzel geliyor kulağa da hatta. Ama tatları o kadar da iç açıcı değil. Şeyinkini daha çok beğenmiştim. Neydi o kız? Öteki Victoria's Secret meleği. Romy'ninki çok daha güzeldi. Ona da bir isim koysaymışım keşke. Neyse çok geç. Şimdi yarısını falan yedim bu yemeğin ve fikrim değişti. Salak. Bu arada da enişteniz. Şimdi now say hi. Flowers. I don't know the Turkish name. Çiçek. Ne diyordum? Şimdi bu yemeği yemenin ben yarısındayım ve fikrim değişti. Neden? Çünkü bence ya bir değişik bir tat var beni rahatsız eden. Büyük ihtimal bu zencefil. Zencefilin tadı. O taze zencefil ağzıma geldiği zaman dilim acıyor. Ve bu da beni rahatsız ediyor. O yüzden puanımı 5'e çekiyorum. I am on the couch with some tea. I put a little bit of oat milk in there. This is like chai tea. And obviously, I also have a little piece of dark chocolate. Ve son olarak da Sena çay içiyor. O çayına yulaf sütü koymuş ama onun çayı chai tea olan çaydan. Benimki yeşil çay. Yeşil çaya süt koymak biraz bana geldi. Ve o yüzden koymayacağım. Gerçi denenebilir ama neyse şu an denemeyeceğim. Yeşil çay içiyorum. Ananaslı, asaili var ya bir tane. Ve çayımızın yanında 2 kare de bitter çikolata yiyeceğiz. Ve ben burada videoyu kapatıyorum. Şimdi özet geçmek gerekirse çok büyük ümitlerle ben bu videoya başladım. Gerçekten menü benim için çok güzel görünüyordu ve heyecanlıydım. Ama beklediğim gibi olmadı. Biraz hayal kırıklığı yaşadım. Hiçbir yemeğe tamamen böyle uf çok güzel diyemedim. Doydum mu doydum. Onda sıkıntı yok. Ve benim için işte ara öğün falan olmaması süper. Ben ara öğününü sevmiyorum böyle sürekli yemek bana göre bir şey değil. Ve bu menü biraz diğerlerine göre pahalıydı da. Hindistan cevizi sütü olsun, tofusu,
O patates, tatlı patates. Yani bana toplamda böyle 200 lira civarına falan yaklaştı. Yani 150'yi geçtik. 200'e yaklaşmamış olsa da. Neyse sıkıntı yok, hani videolar için zaten harcıyorum ve daha sonra o yemekleri yediğim için acımıyorum da o paraya, ama şimdi bu aldığım şeyleri beğenmediğim için, yani tofu mesela 15 lira mıydı 17 lira mıydı yazıyordur defterimde de, neyse 20 liraya yakın bir para verdim tofuya ve yemeyeceğim. Yani neyse, niye bunu size bu kadar uzun anlatıyorsam, bu sefer verdiğim paraya biraz acıdım çünkü kullanmayacağım şeyler olacaklar. Başka kim gibi yiyebilirim? Elvin demeyin bana. Tamam mı? Dün oturdum onun hesaplamasını yaptım. Onun menüsü için. O daha da fazla çıktı. Yapacağım. Bir gün yapacağım. Ama daha değil. Yavaş yavaş toplayacağım ben onun malzemelerini. O yüzden onu söylemenize gerek yok. Onu biliyorum, onu istediğinizi. Ondan başka. Doktor Aydın da demeyin. Belki ileride yaparım onu da, ama ya Doktor Aydın'ın bakıyorum hep böyle mukbang, işte Burger King'deki her şeyi yedim falan. Böyle bir menü yok. Tamam, Ceren Yılmaz'da öyle bir şey bir kere yaptık ama yani o şekilde yapmak tam konsepte uymuyor bence. Bu iki isim dışında tavsiyelerinizi bekliyorum ve izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen beğendiyseniz beğen butonuna tıklayın. Parama acıdıysanız beğen butonuna tıklayın. Kanalıma abone olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.